Masallar olmasaydı arkadaşları öğrenemezdik. Masallar olmasaydı hayal gücümüzü geliştiremezdik. Masallar olmasaydı çocukların zihni gelişemezdi. Masallar olmasaydı okumayı öğrenemezdik. Masallar olmasaydı bilgileri öğrenemezdik. Masallar olmasaydı bilmediğim kelimeleri öğrenemezdim. Masallar olmasaydı biz ne okuyacaktık? Masallar olmasaydı hiçbir şey öğrenemezdik. Masallar olmasaydı vakitimiz keyifsiz geçerdi. Masallar olmasaydı yatarken kitap okuyamazdık. Masallar olmasaydı kitap okuyamazdık. Masallar olmasaydı renkleri öğrenemezdik. Masallar olmasaydı onları nasıl okurduk? Masallar olmasaydı renksiz bir hayat olurdu. Masallar olmasaydı dünya renkli olmazdı. Masallar olmasaydı bazen uyuyamazdık. Masallar olmasaydı yazılar da olmazdı. Neşeyle sevgiyle oynar mısın bizimle? Sen elleri yerini diversen, şöyle içten gül. Sen neşeyle sevgiyle rengarenk düşler burada bizi. Çocuk olmak çok eğlencelidir. Çocuk olmak benim için neşe içinde eğlenmek ve öğrenmek demek.
Çocuk olmak mutlu olmaktır. Çocuk olmak okula gitmektir. Çocuk olmak ödev yapmaktır. Çocuk olmak büyümektir. Görüşürüz. Benim için çocuk olmak eğlencedir. Yeni bir şeyle tanışıp onu öğrenmektir. Bir şey sahip olmaktır. Mutluluktur, sevgidir. Ve kısacası eğlencedir, umuttur. Her şeydir çocuk olmak. Benim çocuk olmak eğlenceli, güçlü ve tanımamızı sağlayan bir enerjidir. Çocuk olmak ne demektir? Çocuk olmak işte küçük yaştaki erkek kız demektir. Çocuk olmak 23 Nisan demektir. Çocuk olmak bayram demektir. Çocuk olmak kalp demektir. Çocuk olmak sevgi demektir. 18 yaşına kadar herkes çocuktur. Çocuk olmak kahkahalarla koşmaktır. Çocuk olmak eğlencelidir. Çocuk olmak eğlencelidir. Merhaba. Çocuk olmak mutluluktur. Çocuk olmak hayal kurmaktır. Çocuk olmak eğlenmektir. Çocuk olmak hayal kurmaktır. Çocuk olmak her günün keyifli geçmesidir. Benim için çocuk olmak mutluluktur. Çocuk olmak benim için mutluluk demek. Çocuk olmak hayattır. Çocuk olmak çok güzel bir şeydir. Çocuk olmak özgürlüktür. Çocuk olmak harika bir şeydir. Hepinize merhaba. Çocuk olmak şımarmaktır. Aynı az önce yaptığım gibi. Bay bay. Çocuk olmak çok güzel ve çok eğlenceli bir şey. Gökkuşağının altında bizi bekleyen mutluluk olsun. Gökkuşağının altında oyuncak olsun. Gökkuşağının altında bizi uzak ülkelere götürecek bir otobüs olsun. Merhabalar arkadaşlar. Annemin bana bir tane sorusu vermiş. Sor anne. Gökkuşağının altında ne olsun istersin Tunacığım? Hayvanlar. Başka? Böyle aslanlar olsun, kaplanlar olsun, köpekler olsun, kediler olsun, her şey olsun hayvanlara. Peki neden hayvanlar olsun istersin? Çünkü
hem onları çok seviyorum hem de çok güzel bir canlılardır. Görüşürüz. Gökkuşağının altında küçük bir unicorn var. Merhaba Efe. Merhaba. Merhaba. Sana bir soru sormak istiyorum. Ne sormak istiyorsun? Hayal etmeni isteyeceğim aslında, soru sormaktan ziyade. Hayal eder misin? Gökkuşağının altında acaba ne var? Altın. Çizgi filmlerde öyle olur. Benim tahminimde hiçbir şey. Senin tahminin hiçbir şey. Evet. Gökkuşağının altında hiçbir şey yok mu senin tahminin? Sadece hava var. Havada durduğu için nerede olabilir? Tabii ki hava. Yani gökkuşağı yerden yere gittiği için. Altında hava var diyorsun. Peki. Yani bizde bile gökkuşağı çıkınca altında altın falan oluyor mu? Olmuyor. Sadece havada, sudan ve güneşten oluşuyor. Yani altından oluşmuyor. O yüzden çok basit. Siz de bunu bilmelisiniz. O kadar basit ki. Güle güle arkadaşlar. Gökkuşağının altında ne olsun? Mesela ip atlayan çocuklar, bisiklete binen çocuk ve bir de bebeğini gezdiren anne. Gökkuşağının altında kelebekler uçsun. Gökkuşağının altında oyuncak olsun. Hayvanlar yaşasın. İnsanlar umutla dolu olsun. Gökkuşağının altında neşe içinde oynayan çocuklar olsun, barış olsun. Gökkuşağının altında rengarenk çiçekler var. Gökkuşağının altında unicornlar olsun, ailem olsun, öğretmenlerim olsun, okulum olsun, arkadaşlarım olsun, annem ve babam olsun. Uçurtma uçuralım. Unicornlarla oynayalım. Kuşlar da olsun. Bu kadar. Gökkuşağının altında uçan evler, robot evler, denizler ve uçan gemiler olsun. Gökkuşağının altında arkadaşlarımla oynayacağım bir park olsun. Ben gökkuşağının altında güneş olmasını çok isterdim. Gökkuşağının altında bir ağaç olsun. Ela, gökkuşağının altında ne olmasını isterdin? Koronavirüsün aşısını olmasını isterdim. Ne için? Okula gidip arkadaşlarımla oyun oynamak için. Teşekkür ederim Ela. Gökkuşağımın altında bir tane oyun alanı, bir tane tırmanma yerleri gibi arkadaşlarımın da yanımda olması ve su savaşı yapabileceğim yerler olmasını isterdim. Çok çalışkan olmalıyız. Bu ulus için, bu vatan için. Çok çalışkan olmalıyız. Bu ulus için, bu vatan için. Çok çalışkan olmalıyız. Tembel tembel durmamalı. Günler hiç boş kalmamalı. Bu ulus için, bu vatan için. Çok çalışkan olmalıyız.
tembel tembel durmamalı. Günler hiç boş kalmamalı. Bu ulus için, bu vatan için çok çalışkan olmalıyız. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and to hype me. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Touch this. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fly girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, bump a little bit and let the noise go on like that, like that. Pull a little bit, just fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell. School is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You're talking about the hammer. You're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, them a white or a tape. To learn what's it gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word, because you know you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said, if you can't groove the list, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner, dance to this, and you're gonna get there. Just for a minute, let's all do the bump. Bump, bump, bump. Yeah. You can't touch this. Look, man, you can't touch this. You better get hyped, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Have a time. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Sayın üyelerim, çok sayılmaz, 9 ay kadar önceydi. Onları merakla, heyecanla çarpan kalbinizde getirip emanet ettiniz. En az onlar ve sizler kadar ben de heyecanlıydım. Umduğumuzdan kısa sürede açtık bunu. Artık güvenli, bildik ev ortamında değil, yabancı bir binada, kalabalık bir yabancı toplulukla bir aradaydılar. Topluluk olmanın, birlikte yaşamanın, kuralların ben algısından biz algısına geçişin emekleme dönemi. O günü asla unutmayacaklar. O günü olduğu gibi. O ilk güne dair neler anımsadıklarını sorarsanız cevapların son derece detaylı olduğunu göreceksiniz. Bir kayıt cihazı gibi yerleştirmişlerdir anılarını en güzel raflarına. Bu süreçte
çoğu kez onlarla uyuyup onlarla uyandım. Boşluğa, masaya, deftere, minik parmaklarının çizdiği her sesle, her heceyle, kelimeyle şımardı sevincim. Onlar da içinde ben geçen cümleler yaptılar. İçinde öğretmen geçen şarkıları, şiirleri çok sevdiler. Birbirimizin rüyalarında başrol oynadık geceleri. Harflerin, eğri büğrü şekillerin dilini çözünce dünyayı da anlayabileceğimizi sezdik. Masallar, şiirler ve şarkılar kendi sesimizle süslendi. Sayılar vardı sonra. Onları birbirine katmayı, eksiltmeyi de artık biliyoruz. Ve en önemlisi artık insanı tanıyoruz. Sevgiye, dostluğa ve emeğe değer veriyoruz. Yürekle anlıyoruz birbirimizi sevmeyi, onu dillendirmeyi, onun ve hayatın birçok dilde söylenebileceğini, yani sanatı tanıyoruz. Artık hayatın resmini yapabilir, ezgisini mırıldanabilir, şiirini, öyküsünü yazabilir, fotoğrafını çekebilir, heykelini bile yapabiliriz. Artık büyüdük, bencilleşmeden, dayanışarak, severek, anlayarak var olmanın tadına vardık çoktan. Ve siz sevgili velilerim, anne baba olmanın, abi abla olmanın en zor ama en keyifli dönemlerinden birini yaşadınız. Varlığınız ve destekleriniz için sonsuz teşekkürler. Hepinize sevgiler. Harfleri öğret, okumayı bana bırak. Kalemi göster, yazmayı bana bırak. Yürümeyi göster, koşmayı bana bırak. Düşünmeyi öğret, yaratmayı bana bırak. Bir tohum ek, bin çiçek açayım. Bir ışık ver, dünyayı aydınlatayım. Sevgili öğrencilerim, sizinle tanıştığım ilk gün yeni bir başlangıç, yeni bir heyecandı benim için. Tıpkı okuduğum şiirdeki gibi ben sizlere yol gösterdim, o yolu siz yürüdünüz. Attığınız her adımda yanınızda olmak beni çok mutlu etti. Bizler okulda tatlı bir telaş yaşarken anneleriniz ve babalarınız da heyecanlarıyla bizim yanımızdaydılar. Okuduğunuz ve yazdığınız her sözcük yeni hedeflere yol açan bir umuttu benim için. Gösterdiğiniz çaba ve kendinize verdiğiniz emekten dolayı sizlerle gurur duyuyorum ve kalem tutan minik ellerinizden öpüyorum. Sizi çok seviyorum.
Canım çocuklarım, değerli velilerim, hepinize merhaba. Büyük Kaleci olarak, 1B sınıf olarak bir seneyi tamamlamış bulunuyoruz. Çok güzel bir sene geçirdiğimizi düşünüyorum. Unutamadığımız bir birinci sınıf oldu. Umarım uzun yıllarda beraber oluruz. Ben çok güzel anılar biriktirdim. Çok güzel şeyler yaşadık çocuklarımla. Okulun başlarında sizleri hatırlıyorum çocuklar. Geldiğiniz meraklı gözlerle anne babalarınızı, acaba öğretmenimiz nasıl, acaba neler yaşayacağız gibi benim de aklımda çok soru vardı sizlerle alakalı. Ama sizi görür görmez şu içime doğmuştu. Güzel bir sınıfım olacağını düşündüm. Eğlenceli bir sınıfım olacağını düşündüm. Ve öyle de oldu. Çok güzel bir sınıf olduk. Çok güzel bir enerjimiz oldu. Ve inanılmaz başarılar kat ettik beraber. Hatırlayın, okumaya yazmaya çizgi çizerek başladınız ve şu anda bir kitabı okur, bir yazıyı yazar haldesiniz çocuklar. Kendinize gurur duymanızı istiyorum. Çünkü bu müthiş bir ilerleme. Her harfi heyecanla bekleyişiniz, her harf için heyecanlanmanız, bugün ne öğreneceğiz, bugün ne öğreneceğiz diye sormalarınız gerçekten beni her zaman çok mutlu etti. Ve şu anda geldiğiniz bu konumdan dolayı sizlerle gurur duyuyorum. Siz de kendinize gurur duyabilirsiniz. Her zaman bu ilerlemenin devam etmesini diliyorum. Öğrenmekten, okumaktan asla vazgeçmeyin. Çünkü okumak bize inanılmaz dünyaları açar. Bir benim öğretmeni olduğum için çok mutluyum. Değerli velilerim, sizlere desteklerinizden ötürü de çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımızla gurur duymamız için çok güzel bir sebep bu. Çocuklar, bizlere bu duyguları yaşattığınız için çok teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. I want to be a vet when I grow up. My best friend is Shina. My favorite animal is shark. I want to be an engineer. I want to be a teacher when I grow up. I love my school. Teacher, my favorite food is mantı. I want to be a doctor when I grow up. This summer I want to go to Gecek. My favorite book is basketball. My favorite lesson is English. I love my flag. My favorite color is red. I want to go to Spain. Want to go to Japan. I can play the piano. I study my lessons at home. I can play football. I feel energetic. I listen to music at home. I read a book at home. I feel healthy. I feel happy when I learn English. I feel happy. I love my school. I can ride a bike. I play with my toys. I feel good when I learn English. I feel excited. I can dance. I watch TV at home. I can play basketball. I feel cheerful. My favorite food is pizza. My favorite food is ice cream. My favorite food is noodle. My favorite food is spaghetti. I wear sunglasses in summer. I wear shorts. I wear a dress in the summer. I wear shorts.
I wear t-shirts in the summer. I feel happy when I learn English. I feel excited when I learn English. I feel good when I learn English. I feel smart when I learn English. And best friend is Barfin. My best friend is Dennis. My best friend is Efe. My best friend is Emir. We call Yöve Alekol Ve Park Jemeo Park. Très bien, super. Le théâtre. Je vais au théâtre. Le cinéma. Le café. Je vais au café. Le restaurant. Je vais au restaurant. Super, très bien. La pâtisserie. Je veux la pâtisserie. Le boulangerie. Je veux le boulangerie. Le supermarché. Je vais au supermarché. La librairie. Je vais à la librairie. Le musée. Je vais au musée. L'hôpital. Je vais à l'hôpital. La poste. Je vais à la poste. À la poste. Je vais à la poste. Dans sa maison, un grand cercle. Regardez par la fenêtre, un lapin venir à lui et frapper ainsi. Self, self, ouvrez-moi ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, entrez, viens, me serrer la main. Voilà. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Comment ça va? Comment ça va? Ça va bien, merci. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Oui, Dahan. Aujourd'hui, on va apprendre quelques endroits et quelques magasins, d'accord? L'école. Je vais à l'école. Le parc. Je vais au parc. Très bien, super. Le théâtre. Je vais au théâtre. Le cinéma. Je vais au cinéma. Le café. Je vais au café. Le restaurant. Je vais au restaurant. Super, très bien. Bank Natesh. Atesh. La pâtisserie. La pâtisserie. Je vais à la pâtisserie. Le boulangerie. Je vais à la boulangerie. Le musée. Je vais au musée. L'hôpital. Je vais à l'hôpital. La poste. Je vais à la poste. La poste. Je vais aller à la poste. Le musée. Je vais au musée. Le supermarché.
la librairie. Je vais à la librairie. Le musée. Je vais au musée. L'hôpital. Je vais à l'hôpital. Le café. Je vais au café. Le restaurant. Je vais au restaurant. L'école. Je vais à l'école. Le parc. Je vais au parc. Aimez-vous cette chanson, j'espère que je suis entendue. Merci d'être ici. Bonjour, comment ça va? Bonjour, qui est bien là? Bonjour, comment ça va? Il a les yeux rouges, il a les yeux jaunes, il a les yeux rouges, il était un bois, le bois du chocolat, à petit nez requin, comme les poissons chauds, la la la. Il a les yeux verts, il a les yeux gris. Il a les yeux à casser, il était un bois, il boit du jus des citrons et des champignons, comme Napoléon. Les enfants, est-ce que vous avez des questions? D'accord, qu'est-ce qu'on dit? À bientôt. Und Inge, kannst du mir sagen, welche Farbe ist diese Jacke? Welche Farbe? Ist sie rot, grün, gelb, braun, grau, orange? Grau. Grau, sehr schön. Okay. Begüm. Welche Farbe ist dieser Rock? Schau mal. Der Rock ist? Ettig. Das ist richtig, das ist ein Ettig, ja. Aber der Rock ist welche Farbe? Rosa, lila, schwarz, weiß, grün, bunt? Weiß. Aha, danke schön, okay. So, also, welche Farbe ist das Kleid? Welche? Ist das grün, gelb, rosa, lila, blau? Welche Farbe ist das Kleid, Isa? Rosa. Sehr schön. Das Kleid ist rosa. Das Kleid ist rosa. Sehr schön. Atish, welche Farbe ist das T-Shirt? Das T-Shirt ist gelb. Jetzt ist es schön geworden. Und Emre, welche Farbe ist die Hose? Schau mal, welche Farbe hat diese Hose? Diese ist blau. Demir Çırak. Das ist die Jacke, die Hose, die Mütze. Was fehlt? Was ist weg? Die Mütze ist weg, genau, sehr schön. Weiter. Die Mütze. Die Jacke. Die Hose. Die Mütze. Schwupps. Was fehlt? Was ist hier weg? Schau mal, welches Kleidungsstück? Die Jacke, die Hose oder die Mütze? Die Jacke. Sehr gut, jetzt weiter. Aria Duro, was fehlt? Schau mal. Sehr gut, Aria Duro. Super. Der Rock. Was fehlt, Duro? Hemd. Sehr schön. Und weiter. Was fehlt? Das Hemd. Was fehlt, Demir Çırak? Der Pullover. Das Hemd, der Rock. Was fehlt? Was ist weg? Deniz Baytürk, puedes leer?
Lega el verano. Llega el verano. Muy bien. Demir, ¿puedes leer, por favor? Acaba la escuela. Escuela. Muy bien. Jaylin, es tu turno. Preparo la maleta. Preparo la maleta. Veraniza. Voy a ver a mi abuela. ¿Puedes leer? Voy a ver a mi abuela. Muy bien. Verán, Kochak. Estás muy flaco. Estás muy flaco. ¿Nehir duro? ¿Vamos a cenar? Vamos a cenar. Muy bien. Vamos a cenar. Hay cena. Hay muchas comidas. ¿Chinar Nair? Sí. ¿Lee? No. Comes a temel. No comes nada. Come más. Atilla Doruk Nair. Hace mucho sol. Ponte crema. Hace mucho sol. Ponte. Ponte yo crema. Aria. Voy a la playa. Voy a la playa. Chinar Güngör, ¿puedes leer, por favor? Voy a la montaña. Ibrahim, ¿estás aquí? Voy a la piscina. Voy a la piscina. Deniz Duru, ahora. Monto en bici con mi prima. Monto en bici con tu prima. Con mi prima, muy bien. Emir, ¿puedes repetir, por favor? Llega el verano. El verano. Muy bien. Atlas. Acaba la escuela. Escuela. Muy bien. El colegio. Ella. Prepara la maleta. Tuana. Voy a ver a mi abuela. Ella Aslan. Estás muy flaco. Vamos a cenar. Rüzgar, ¿puedes leer? Vamos. Vamos. A cenar. Cenar. Kerem, es tu turno. No comes nada. Comemos. Ye biraz. Si. Masal, si. Hace mucho. Sol. Ponte. Crema. Crema, muy bien. Hace mucho sol. Ponte crema. Adiós, abuela. Tuna, ¿estás aquí? Voy a la playa. ¿Puedes leer esto también? Voy a la montaña. Voy a la montaña.